Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ve vesselâmü ala resûlinâ Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, şüphesiz her müslüman hatta her insan iyi olmak, iyi bir sona ermek, güzel yaşamak ister. Zoru, kötüyü başarısızlığı tercih etmez insan. Fakat ortada bir gerçek var ki iyi olmayı istemek iyi olmak için yeterli değil. İnsanın dışarıdan ve içeriden belli bir başarıya ulaşması lazım. İşte dışarıdan mesela gıda gelmesi lazım. Mesela yönetici öğretici öğretmen bulması lazım. İçeriden de insanın iç engellerini aşması lazım. Aksi takdirde dışarıdan gelenler içeriği bastırırsa veya insanın içindeki karışıklık, kargaşa dışarıdan gelecek iyi yönlendiricileri ötelerse, iterse dan yani iyi olamaz. Bu sebeple biz içinde kargaşa bulunan iç dizaynı yapılamamış, yapmamış her nasılsa bir insanı dünyanın en iyi öğretmenlerinin ortasına koysak, dünyanın en iyi fırsatlarıyla karşılaştırsak, yani ondan iyi birisini çıkaramayız, çıkmaz. Aynı şekilde iç dünyasını toparlamış birisini ne kadar olumsuz şartların ortasında bırakarsanız bırakın bir şey yapıp o yine içindeki güzellikleri derlenmiş toparlanmışlığı Allah'ın izniyle dışarı yansıttığını görürüz. Bu sebeple bizim muhakkak dış beklentilerden işte iyi öğretim, iyi okul, iyi çevrem, iyi arkadaş gibi dışarıdan gelecek destekleri e, abartmadan dengeli bir şekilde kendi iç yapımızı organize etmemiz gerekiyor. Hayata bakışımızdan çalışma metodumuza kadar pek çok alanda beklentilerimiz, korgularımız arasında bir denge kurulması lazım. Diyebiliriz ki denge bizim içimizde oluşacak denge İnsanın hedeflerine ulaşması ve sorunlarla kaybolup gitmemesi için en önemli şartlardan birisidir. Dengeli bakış, dengeli tutum. Denge nedir peki? Denge hepimizin tahmin edeceği gibi eksiksiz ve fazlasız her şeye hakkını vermektir. Yani insanın bir su ihtiyacı var, bir de gıda ihtiyacı var. Bir de nefes ihtiyacı var. Yani üçü de bunların ağızdan giriyor. Ama ağzımızı biz işte boğazımıza kadar suyla doldurursak gıdaya yer bırakmayız. Hatta nefese yer bırakmaz boğuluruz. Burada su, nefes yani hava ve gıda arasında bir denge söz konusudur. Bu bizim beyin merkezimizde Dengeli olması gerektiğine inandırılarak başlayacak bir süreçtir. Yani sadece su içen veya sadece kuru gıda alan ya da sadece boğazından sürekli oksijen hava alan birisi için yaşam tehlikesi söz konusudur. Demek ki Müslümanın temel başlıklar altında bir denge oluşturması lazım. Bu denge sadece örneğini verdiğim Gıdadaki denge değildir. Yani bizim bir ruhumuz var, iç dünyamız, bir de cesedimiz var, beden. Yani bir görünen kimliğimiz var, bir de gözlemlenemeyen kimliğimiz var. İkisinin de ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar arasında ciddi bir denge olması lazım. Örnek olarak mesela cinselliğimiz, evliliğimiz, gıda gibi bedenimizin bir ihtiyacıdır. Cinsellikte abartmamak gıdada abartmamak da ruhumuzun ihtiyacıdır. Biz mesela evliliği ve diğer şehvetlerimizi yüzde yüz engelleyecek bir mekanizma oluştursak bedenimizi ezmiş oluruz. Eğer istediği gibi şehvetleri nefsimize teslim edersek ruhumuzu ezmiş oluruz. Ruhu ezik insanla bedeni ezik insan arasında çok fark yoktur. Yani kaybolma açısından. İkisi de şımarıklığı bakımından, abartısı, israfı bakımından veya ezikliği, yokluğu, kaybedilmişliği bakımından aynı zararı görürler. Bu sebeple bir ruh-ceset dengesi gerekiyor. Hatta dünya ve ahiret dengesi de gerekiyor. Yani dünya bizim her şeyin kıtlığını çekeceğimiz bir diyar değildir. Ama eşyaya ve nimetlere esir olacağımız bir diyarda değildir. Çünkü asıl hayatımız ahirettir. Her ne kadar biz ahiret için yüzde yüz yaşıyoruz, böyle iman ediyorsak da ahiret dünyadan elde edilecek. Dünyanın suyuna, ekmeğine, havasına, arkadaşına, anasına, babasına, evladına muhtacız. Yani cennet bunlarla sağlanıyor. Yüzde yüz demiyoruz ama bunların olmadığı yerde dünya olmuyor. Dünyanın olmadığı yerde de e cennetteydi babamız zaten. Niye buraya geldi? Evlatları cennete dönsün diye geldi. Yani biz apartmana karşı olamayız. Ama apartmanın altında ezilen bir ruh sahibi de olamayız. Biz arabaya, uçağa karşı olamayız. Biz düğüne vesaireye karşı olamayız. Ya neye karşı oluruz? Ahiretin yok kabul edildiği gibi bir anlayış söz konusu olursa ona karşı oluruz. Mesela çok çarpıcı olacağını umduğum örnekler de zikredeyim. Sevgimiz ve nefretimiz birbirini ezmemelidir. Yani ne sevdiğimiz zaman sevmeme, buğz etme, nefret etme kapasitemizi öldürürüz ne de aksini yaparız. Yani biz buğz ediyoruz filancaya diye sevgi kapılarını dibine kadar kapatamayız. Yani sevilecek nokta var, buğz edilecek nokta var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sevdiğiniz zaman bir gün nefret edeceğiniz bir ihtimali de göz önünde tutarak bir boşluk bırakın. Yani mesela bugünkü rakamlarla söyleyelim. %90 sevde %10 da bir yanılma payı bırak. Aynı şekilde buz ederken, kızarken, tepki gösterirken e bir özür dileme, Payı yani düzelme payı da bırakmalısın yüzde 90 bu ederken yüzde 10da düzeltebilir diye bir bağ bırakabilirsin bırakmalısın bu sevgide ve nefretteki aşırılıkların sıkıntısı örneği mesela dinlenmek şöyle e, ayaklarını uzatıp ayak ayak üstüne atıp hiçbir şey yapmadan bir miktar dinlenmek ve insanın yemek kadar bazen de yemekten daha fazla ihtiyacıdır ve bunu Allahu Teala yasaklamamıştır. Dinlenme ihtiyacını, kaslarımızı rahatlatma ihtiyacını, hatta midemizin dinlenme ihtiyacını, gözümüzün dinlenme ihtiyacını, beynimizin, kalbimizin dinlenme ihtiyacını yaratan Allah'tır. Bunun için geceyi yarattı Allah ki insan ve diğer canlılar, hatta bitkiler, hatta bitkiler buğday başakları dinlensin diye Allahu Teala geceyi yarattı. Yani bizim yaratılışımızda olan bir düzenektir bu. Ama Dinlenmeyi namaz vakti geçiyor, iş işe gitmiyorsun, evdekileri rahatsız ediyorsun, o hale gelmiş dinleniyorsun. e olmadı burada bir aşırılık oldu. Yani biz dengeyi kuramadığımız her şey bize ve bizim çevremizdekilere hatta bizim ahiretimize zarara dönüşür. Mesela başka bir örnek ne konuşuyorum kardeşlerim? İnsan psikolojisinin kıvamında olması için dengeli işler yapılması gerekir. Bu dengeyi neyin aleyhine bozarsak bozalım sakınca. Hatta sonraki örneklerde göreceğiz. İbadette bile dengesizlik yanlış. Yani ona da örnekler vereceğiz inşallah. Mesela çok çarpıcı bir örnek. Herkes için geçerli değil ama söz sahibini bulacaktır burada. Mesela bir hocanın Davetçi diyelim, hoca diyelim, alim diyelim, yazar diyelim, mütefekkir diyelim, insanlara hizmet eden bir siyasi veya sivil toplum faaliyetinde bulunan birisi diyelim. Bu kişinin kendisine iş olarak, meslek olarak Allah'a davet etmek, vatanına hizmet etmek, insanlara faydalı olmak, iyi siyaset yapmak, iyi sivil toplum faaliyeti yapmak gibi bir hedef seçmiş olması mükemmel bir şey. Allah'ın rızasının kazanılacağı bir şey ve bu yapabileceği en mübarek işlerden birisi yani bunu biz cihat olarak bile isimlendirebiliriz fakat gel gör ki bu insan insanlığı kurtaracağım derken kendi çocuklarını ihmal eder, eşini ihmal eder de perişan bir evden insanları mutluluğa, cennete çağıran birisi olursa bu bir dengesizliktir yani dünya başarısı açısından, açısından da dengesizliktir. Yani sen insanların çocuklarını iyiliğe, güzelliğe çağırıyorsun. Kendi çocuğun şurada burada batıyor senin ilgisizliğin yüzünden. Gerçi sen ilgilensen de sakınca tamamen kalkmış değil ama netice olarak ortada bir gerçek var. Nedir o gerçek? Müslüman insan, Allah'ın rızasını arayan insan, yani hayır işi yaparken, güzel iş yaparken, evini ihmal etmez, etmemelidir. Eşini ihmal etmez, etmemelidir. Çocuklarını, ebeveynini ihmal etmez, etmemelidir. E hepsini mi yapacağım? Aa bir dakika, elbette hepsini yapmayacaksın. Yapamazsın da hepsini zaten. Yani, senin günün 24 saat. E 7 çarpı 24, saat haftalık saatin var senin. Yani bunların, e, tamamını sanki, davete, hocalığı harcasan yani neticede dünyayı düzeltebiliyor musun? Veya tamamını evine harcasan herkese ağırlığı kadar görev vereceksin. Ağırlığı kadar. Evinle mesleğin arasında da, işin arasında da bu denge şart. Yani ben çoluk çocuğu rızkı için çalışıyorum. e Ne kadar çalışıyorsun? 24 saat eve hiç gitmiyorum. E hani sen çocuk çocuk için çalışıyordun, senin yüzünü görmeyen bir çocuk, sen iş yapsan ne olur, iş yapmasan ne olur onun gözünde. Yani bir denge şart. Evet, iş yerinde 10 saat bulunur insan, 10 saatte evinde bulunur, 2 saatte ibadetinde, sosyal ilişkilerinde bulunur. Bir denge şart. Bu denge şahıstan şahısa değişir. Ama kökten bozulmuş bir dengeyi hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bir ibadet veya ticaret ne olursa olsun denge şart. Mesela başlıklar halinde zikredelim. İnsanın bilgi ihtiyacı, dini bilgi veya dünyevi bilgi, ibadet zorunluluğu namazından, Kur'an'ından mesela cihat herkesin görevi. Bütün türevleriyle tabi Mal kazanma, geçimini temin etme görevi. sıla Rahim diye bir görev de var. Bütün bunlar, Müslümanın omuzlarında bekliyor. Ya bunların hepsini yapacağım, tamamını full yapacağım diyeceksin, hiçbir şey yapamayacaksın. A şıkkı yanlış. Yahut da bir tanesine ben ilim adamı olacağım diyeceksin, ilim adamlığını öne geçireceksin, ondan sonra çocuklarını ihmal edeceksin, onların vebali yüzünden ilimden sana hiçbir sevap gelmeyecek. Bu da yanlış. Veyahut da yani kökten hepsini yapacağım demek hepsiyle yanlış bir tanesine yönelip onu baştan sona hayatım yapacağım gerisini imal edeceğim bu da yanlış bu da Allah'ın rızasına uygun değil ya da ne yapacaksın dengeli bir şekilde hepsini yapacaksın hiçbirini yapmama şıkkı da yanlış çünkü ilimde ibadette cihattı sılayrahimdi mal kazanmaktı hiçbirini yapmıyorum. E sen insan değilsin o zaman. Bunun doğru olanı nedir? Bir tanesinde uzmanlaşıp ağırlık verebilirsin ama hiçbirini ihmal etmemek şartıyla. Yani sen ilim yolunu seçmişsindir veya ibadete ağırlık vermek istiyorsundur. Cihat yapmak istiyorsundur. Ailenin rızkı için mal kazanmak istiyorsundur. Hangisini yaparsan bunların hepsinde Allah'ın rızası vardır. Ama mal kazanıyorum derken namaz kılmamazlık yapmayacaksın. Tıpkı ben e, ibadete kendimi vereceğim diyen birisinin mal kazanmamak gibi bir lüksü olmadığına benziyor bu. Yani Müslüman bir insan ibadet de yapacak, mal da kazanacak. Mal da kazanacak, ibadet de yapacak. Peki buradaki denge nasıl sağlanacak? Çok kolay. Yani ibadet ağırlıklı yaşama tercih etmiş birisi beş vakit namazına teheccüdü de katacak, nafileleri de katacak, Namazdan sonra tesbih ellerini katacak. Bu değil de mal kazanmak zorunda olan bir Müslüman da farzları ihmal etmeyecek. Allah'ın emirlerinde farz açısından eksiklik bırakmayacak. Yapabildiği kadar da nafileler yapacak. Gerisini rızık kazanmaya, mala verecek. Demek ki bir denge şart, dengeyi kaybettiğimiz yerde Allah'ın rızasını kaybet. Peki bu denge zihnimizde nasıl oluşacak? Ha bizim hayatımız dinde, dünyada yani din işinde, dünya işinde, sosyal ilişkilerimizde, lüks hayatımız hangisinde olursa olsun üç kategoride yürür. Bizim zorunlu işlerimiz vardır. Gerekli işlerimiz vardır. Keyfi işlerimiz vardır. Kardeşlerim altını çizerek ve inşallah faydalı olacağını umarak bir şey söylüyorum. Bu şekilde bir kategorize yapmayı beceremeyenin psikolojisi bozuktur ve düzelmez. Boşuna o psikologlara gidip para vermesinler. Yani sabah namazıyla öğle namazının sünnetin aynı tutan dini bilmiyordur. Bir bardak suyun vücuttaki ihtiyacıyla Portakal sıkıp içmenin aynı olmadığını bilmeyen birisi zorunlu su ihtiyacı var bu. Öbürü de keyfi. Bunu anlayamayan birisinin kesinlikle İslami hayatı düzgün olmaz. İslami hayatı düzgün olmayan yani Allah'ın rızasına yönelik çalışmaları düzgün olmayan birisinden biz psikolojik sağlık bekleyemeyiz. Yani anlamsız bir beklenti olur bu. Bunun için tekrar ediyorum zorunlu işlerimiz var gerekli işlerimiz var, keyfi işlerimiz var. Çocuğumuzun ilacını temin etmek mi önemlidir? Bayram geliyor, çocuğa ayakkabı almak mı önemlidir? Ya biri zorunludur. Öbürü gereklidir, normal ayakkabı. Bayramda almak da keyfidir. Yani üçünü biz eşit tutarsak tam anlamıyla cahillik yapmış oluruz. Peki hangisi zorunlu? Hangisi Gerekli hangisi keyfi bir durum? Nasıl belirleyeceğiz? Hayat bunu bize öğreterek geliyor zaten. Anamızı babamızı gördük böyle öğret. İlim adamlarımız yani şeriatı öğreten adamlarımız farz nedir, vacip nedir, hayat nedir bunu öğretiyorlar zaten. E, bilim adamları da bunu öğretiyorlar. Psikoloğa gittiğimizde de sen önce aile mutluluğunu sağla kardeşim boşver arkadaşları diyor zaten. Destek alma ihtiyacımız olduğunda din konusunda da, mal kazanma konusunda da, cihat konusunda da, cihat, ilim konu, hangi konuyu alırsak alalım, bizim zorunlu olanlarımız var, abdesti öğrenmekle, İmam-ı Azam'ın İmam, Azam İmam Şafii'ye verdiği cevabı öğrenmek arasında, Allah aşkına bir yakınlık olması mümkün mü ya? Taharet mi önemli? Namaz mı önemli desem? E taharetsiz namaz olmadığına göre, ama namazsız taharet olabileceğine göre, taharet namazdan önemli oldu. Demek ki zorunlular arasında, halbuki namaz da zorunlu, taharet de zorunlu, ama zorunlular arasında da bir denge var. Birbirinden daha önemli. Her konunun zorunlu olanı vardır, gerekli olanı vardır ve keyfi olanı vardır. Bu, mümin psikolojisinin temel taşıdır. İnsan eşine olan yükümlülüğüyle Arkadaşın olan yükümlülüğü anlayamıyorsa psikolojisi bozuktur. Psikiyatr vakadır o bir defa. Böyle düşüneceğiz. Ne din konusunda ne hayat konusunda böyle bir keyfiliğimiz yoktur. Bunu sağlayabilmek için bu zorunlu, gerekli ve keyfi listesini tertipleyebilmek ve bunda başarılı olmak için bir defa vaktini düzenli kullanan Müslüman olacaksın istişare eden, başkalarının fikirlerine sahip gösteren biri olacaksın. Temel bilgilere sahip olacaksın. Allah'ın sana yardım etmesi, bereketli bir hayat yaşaman için mümince yaşıyor olacak. Büyük düşüneceksin. Büyük düşüneceksin. Üç günlük programla bu hayat bu şekilde bereketlendirilemez zaten. Ve hayata diniyle, siyasetiyle, ticaretiyle, zekatıyla, parasıyla yazlığıyla, kışlığıyla, arkadaşıyla, dostuyla, düşmanıyla hayata bir bütün olarak bakacaksın. Ve önemli bir madde daha, senin beklentilerinle, imkanların arasındaki uçurumu göreceksin. Sen yüz katlı bir gökdelen sahibi olmak istiyorsun. Gökdelen değil, yerin dibine gömülmüş bir gecekondun bile yok. Kabiliyetlerin ne senin? kabiliyetlerinin sınırını bileceksin. İmkanlarınla, Allah'ın sana bahşettikleriyle, yaşadığın şehirle, beklentilerin arasında uçurum olursa kafayı oynatırsın. Bu dünya seni ezer. Aceleci de olmayacaksın. Senin takvimine göre değil, Allah'ın takvimine göre yürüyor bu işler. Sen çalışıyorsun, gayret ediyorsun, uykundan bile ferahat ediyorsun ama gel gör ki ciddi bir şekilde de ilerleyemiyorsun. Acele etme. 20 sene sonrasını çalışıyorsun. 50, belki de 50 de değil, torunların için çalışıyorsun sen. Bana ne torunlarımdan diyorsan, ben sana konuşmuyorum zaten. Biz insanız. Adem Aleyhisselam'dan beri tuğla üstüne tuğla, onun üstüne tuğla, onun üstüne tuğla koyuyoruz. Sen ve ben kaçıncı tuğlayız bir bak bakalım. Babalarımız, dedelerimiz hayata küsüp bıraksalardı biz bu dünyada olmayacaktık. Bak Onların fakr-ı zaruret içerisinde de olsa, üç gün yememe pahasına da olsa evlenip çoluk çocuk sahibi olma arzuları bizi dünyaya getirdi. Yani aceleciliğin bir anlamı yok. Ve insanların içinde kaybolup gitmeyeceksin. İnsanların içinde yaşayacaksın. İnsanların içinde kaybolup gitmeyeceksin. İnsanlar seni tüketirler. O bir şey der, o bir şey der. Hani deniyor ya, Adamın biri biraz dinlenecek bir görüş ortaya atalım. Adamın birisi pazara gidiyormuş da sepetleri ellerinde eşeği de almışlar. Dönüşte eşeğe yükleyecekler. Oğlunu da yanına almış. Giderken birisi bunları görmüş. E nereye gidiyorsunuz demiş. E çarşıya gidiyoruz demiş. E binsenize eşeğe demiş. Bu hayvan boş gidiyor. E, doğru diyorsun demiş. İkisi de eşeğe binmişler. Başka biri görmüş onları. Yahu siz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? İki kişi bu hayvana biner mi ya? Yazık günah demiş. Oğlum sen in o zaman demiş. Başka biri görmüş. Yahu ne kadar kötü bir şey. Çocuğu yürütüyorsun sen koca adam ayıp ya demiş. Oğlum gel sen bin demiş. Doğru, doğru söylüyorlar. Çocuk binmiş adam yürüyor. Başka bir kadın görmüş bunları. Ya ahir zamana geldik herhalde. Çocuk eşeğe biniyor, babası yürüyor. Olmaz böyle bir şey demiş. İn oğlum bu eşekten demiş. İndirmiş adamı. Eğilmiş. Eşeği omuzuna almış. Herhalde böyle yap diyor insanlar demiş. Şimdi insanları yani ne derse yapacaksın gibi kahveye gidiyorsun, camiye gidiyorsun, nereye gidiyorsan biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. Alim Allah sen hastaysan iyileşemezsin zaten. Biri cerraha git diyor, biri Psikoloğa gidiyor, psik psikiyatra gidiyor, biri dahiliyeciye gidiyor. Sen bir yere gidemezsin. Uzmanına sorarsın, başka kimseye de sormazsın. Boş insanlar, geri kalmış ulusların insanları, mesela bir hasta ziyaret ederler, kendisi romatizma tedavisi görmüştür. Ciğerlerinde sorun olan birine doktoruna verdiği ilacı tavsiye eder. E sen ne karışıyorsun? Yani insanların, çok önemli bir nokta altın için delirmemek için psikolojimizin bozulmaması için mümince bir psikoloji için söylüyorum biz insanların içinde yaşamaya esiriz Bırakıp daha başına gidemeyiz böyle yaratmış Rabbim bu kaosun kargaşanın içerisinde yaşayacağız Camiye gidip namazını kılıp kimsenin işine karışmadan gelmeyi becereceksin. Çarşıya gidip ihtiyacını alıp iş yerine gidip işini görüp gelmeyi becereceksin. Her gelene Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam diyeceksin, uzatmayacaksın. Her gelenden nasihat dinlersen, her gelene nasihat verirsen sen delirirsin, delirtirler seni. Şimdi bu perspektifte düşündüğümüzde ailenin önemi ortaya çıkıyor. Senin enerji merkezin aile olacak. Senin eksenin aile olacak. Ailenin etrafında döneceksin ve bu sana ne sağlayacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herkes herkes ailesinde çobandır sözünün ne demek olduğunu anlatacak. Sen toplumun sürüklediği bir adam olmayacaksın demektir. Ailende yaşadığın bir adam olacaksın. Ama toplumu ihmal etmeyeceksin. O toplum o ailelerden oluşuyor çünkü. Ve aklın, ruhun, bedenin her neyse kesinlikle senin mülkün değil. Bu ceset senin değil. Bu Allah'ın sende emanet akıl da emanet, göz de emanet, beden de emanet, ruh da emanet bunun için intihar eden cehennemde ebedi kalacak deniyor maazallah halbuki ebedi kalmak kafirlere mahsustur düşün ne kadar galiz ve tehdit edici bir ifade bu e, niye? ruhun senin değil çünkü gözün de senin değil ciğerlerin de senin değil bu beden emanet emanetin sahibi de Allah buna göre dikkat edeceğiz. Demek ki kardeşlerim yani bir denge olmazsa bu hayat yaşayamayız. Yani insanca yaşayamayız ki Müslümanca yaşayabilelim. İnsanca yaşayamayız her şeyden önce. Bunun için herhangi birimizin içimizde güçlü imanı, Allah'a tam teslimiyeti, ibadette zirve, zühdte zirve, parmakla gösterilen bir insan, alim mi alim, kültürlü mü kültürlü, mücahit mi mücahit, zengin mi zengin, Evladı 15 artanı kızı 15 kızı 15 oğlu şeklinde bir beklentisi olabilir bu dünyada. Bu suç değil böyle bir hayal kurmak suç değil. Ama bunlarla roman yazabilirsin. Kader seni sonunda bir noktada getirecek, alim yapacak. Gerisinde de yeteri kadar bırakacak. Zengin yapacak, gerisinde yeteri kadar bırakacak. Senin vazifen Allah'ın sana verdiği kabiliyeti hiçbir şekilde zayi etmemek en iyi nasıl değerlendirileceği konusunda tecrübelerinden ve dışarıdan alacağın alimlerden, babandan, annenden, çevrenden, psikologdan, pedagogdan, danışmandan alacağın destekle en iyiden sonra sorunlu olan miktarı saklayacaksın kendine. Vazifemiz bu. Bu hayat böyle yaşanacak. Kardeşlerim, bu denge neden gerekli biliyor musunuz? Dünya babamızın çiftliği değil. Dünya Allah'ın. Ve bu hayat bizim istediğimiz yöne doğru koşacak bir at değil. Hayatın dizginleri, direksiyonu elimizde değil bizim. Ne dünya bizim, ne de dünyadaki hayat bizim. Rabbimiz bizi bu dünyaya adeta zembille indirmiş. Paraşütle indirmiş, bu hayata koymuş bizi. Rüzgar oradan esiyor, güneş yukarıdan vuruyor, deprem aşağıdan oluyor. Aman Allah'ım bu dünya bizim değil çünkü. Biz depremiyle, seliyle, rüzgarıyla, sıcağıyla, soğuğuyla, fakirliğiyle, düşmanıyla, dostuyla mücadele etmek için varız burada. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍۜ İnsanı biz çetin bir meşakkat içinde yarattık Allah buyuruyor. Elense böyle görüyor gibi zannettiklerimizin insanlığı yoktur da öyle duruyorlardır. Ne cehennem endişesi var ne dünya kapısındaki güvenliğe güveniyor güvenlik var kapısında veya emrindeki kimselere güveniyor olabilir. Ya onunki fani, geçici. Genel genelleme yapıldığında insan meşakkat abidesidir. Meşakkat için ve meşakkatle yaratılmıştır. Yaratılışı 9 ay süren bir mahlukuz biz. Anamızın yaratılması bizim yaratılma sebebimiz ise onun da bizle bizim babamızla evlendiği zamana kadar olan mesela 20 yaşında evlenince 20 seneyi saydığımızda benim yaratılmam için 20 sene gerekmiş. Onun anası için 20, onun anası için 20 deyip her anaya 20 sene versek Adem Aleyhisselam'dan beri ya ben dünyaya gelmem için benim benimle ilgili proje gerçekleşmesi için Allah'ın planında binlerce sene beklenilmiş ya. Böyle bir insanın keyfi bir şeyi olamaz. Dünya buna müsait değil. Ama ama vallahi ve billahi Yerlerin ve göklerin büyüklüğü kadar yemin olsun ki her şey cennette bunun aksine olacak. Bunun aksine olacak. Orada hiçbir şey istemek bile yok. İçinden geçmesi yeterli olacak. Tenezül edip elini kaldırıp kirazı koparmak yok orada. Kiraz ağzına gelecek. Özet olarak konuşacak olursak. Yiyeceksek kiraz orada tabii. Bu oraya mahsustur. Dünya öyle bir yer değildir. O zaman kardeşlerim işimiz, evliliğimiz, yani eşlerimiz, çocuklarımız, ibadetimiz, arkadaşlarımız, tarım yapıyorsak tarımımız, gıda sistemimiz, beklentilerimiz, arzularımız, ilmimiz, sevgimiz, nefretimiz, siyasetimiz, ticaretimiz, her neyse ekseninde dolaştığımız şey kesinlikle dengeli olacak. Bu denge neyin üzerine kurulu? Zorunlu olanların bir listesi olacak ve gerekli olanların bir listesi olacak. Mesela ev zorunludur. Buzdolabı gereklidir. Ondan sonra keyfi olanlar var. Nedir keyfi olanlar? Buzdolabında soğuk su. Olmasa da olur. Yemeğimiz bozulmasın yeter diyeceğiz. Bu sıralamayı hayatı kuşatan bu saydığım işti vesaireydi. Bunların içerisinde bir liste yapıyoruz. Her birinin içerisinde de biz sıralama tekrar var. Yani iş gerekli. İşsiz olmaz hatta zorunlu. Ama 16 saat çalışacağım bir iş başka 8 saat asgari ücreti temin edip evimin kirası vermek için çalışacağım başka. Araba alacak kadar çalışırım otobüste gidecek kadar çalışırım. Bu sıralama neye göre oluşacak? Bedenimdi, çevremdi. Mesela annemin, babamın sağlığı ile ilgili evde durmam gerekiyor. Ben araba konusunu ertelerim o zaman. Çünkü ona vaktim yetmeyecek diye düşünürüm. Bu dengeyi sağlayabildiğimiz zaman Allah'ın izniyle biz olayların altında ezilmeyiz. Rüzgar bizi uçuramaz o zaman haber bültenlerinden dolayı morali kırılan birisi olmayız biz. Dedikodu vesaireye dikkat edecek ve o dikkatimizi dağıttıracak düzeyde Allah'ın izniyle olmayız. Dinimiz, dinimiz, şeriatımız iznillah buna kefildir zaten. Çünkü şeriatımız bizden bütün vaktimizi ibadete harcayın demiyor ki. Kaldıramayacağımız şeyi bize yüklemiyor ki rızkınızı ve şehvetlerinizi tatmin etmeyi boş verin sadece namaz kılın demiyor ki tam aksine bize dengeyi emrediyor. Sürekli sabah kadar namaz kılana İslamiyet aferin demiyor. Her gün oruç tutanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azarlamış. Azarlamış. Çocuğunu ihmal edeni, eşini ihmal edeni sen benden iyi misin? Ben eşimi ihmal etmiyorum sen niye ihmal ediyorsun? Buyurmuş yatak odası olmayan bir insan olmaz buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem dinimiz böyle güzel bir din elhamdülillah dolayısıyla genelde bakıldığında aklımız yani düşünce kabiliyetimiz ruhumuz nefsimiz iç arzularımız ve cesedimiz bedenimiz arasında denge kuracağız kıldığımız namaz yüzünden delirmek yok tuttuğumuz oruç yüzünden cılız kalıp bir tavuk gibi kalmak yok. Verdiğimiz zekat yüzünden çocuklarımızı ayakkabı alamayacak hale gelmek yok. Denge şart. İslamiyet konuşuyoruz. Ruhbanlık yok bu dinde. Dünyaya köle olmak da yok. Ve bir şeyi daha unutmuyoruz. Nasıl hayat sadece ekmekle oluşmuyorsa? Yani 500 tane ekmek alıyor her gün. Peynir yok, su yok. Ateş yok yemek yapmak için. Sadece ekmek var. 10 gün sonra hayat tıkanır. Bağırsakların beton gibi olur. Yaşayamazsın ki. Çorba da lazım. Su da lazım. Zeytin de lazım. Peynir de lazım. Tarana da yapsın baban. Annen kim yapıyorsa. Hayat böyle. Nasıl hayat böyleyse din de böyle yaşanacak. Dinin bir tarafında başarılı olmakla dindarlaşamaz insan. 24 saat namaz. O kadar ki oruca bile vakit bulamıyor. O kadar ki abdese bile vakit bulamıyor. Abdestsiz kılıyor. Böyle bir dindarlık oluyor mu? <laughs> Tuvalete de gidiyorsun, abdeste alıyorsun, namazda kılıyorsun, oruçta tutuyorsun, çocuklarınla ilgileniyorsun, işe gidiyorsun, arkadaşlarına muhabbet ediyorsun, pikniğe gidiyorsun, çay içmeye gidiyorsun, arkadaşının düğününe gidiyorsun, oğlunu spor yaptırıyorsun, kendin spor yapıyorsun, say sayabildiğin kadar. Dolayısıyla hayatı birbiriyle kavga ettirmediğimiz gibi dini de hayatla kavga ettirmiyoruz. Dolayısıyla ben ilim öğreneceğim diye evliliği ertelemek diye bir şey olamaz. Olamaz. E Nevevi evlenmemiş. Nevevinin hocaları ve talebeleri yok mu? Ne biliyorsun Nevevinin ne özel durumu vardı? Said Nursi rahmetullahi aleyh evlenmemiş. E sen Said Nursi'nin tırnağı olacak bir iş yapıyor musun? Onun yaptığını yap sen de evlenme sen de evlenme hayatını imana feda et sen de evlenme yani uç örnekleri i̇bn Teymi evlenmemiş ya kaç sene hapis yattın sen 60 senelik hayatında 6 kere hapse girmiş 5'er sene hapis yatmış bir adamdan konuşuyorsun ya hapishanede ölmüş birinden konuşuyorsun hapishanede mi evlenecekti üstelik adamın normal hapishane değil kale hapishanesine atmışlar uçsan uçamazsın bir yere atmışlar adamı yani niye i̇mam Azam'a örnek almıyorsun? Ashab-ı örnek almıyorsun? 7 tane, 8 tane örnek bulabilirsin. Abdülfettah Ebu de, Rahmetullahi Aleyh hocamın e, bekar alimler ya da İslam tarihinin bekar meşhurları diye bir kitabı vardır. El-Ulema'l-Uzzab isimli. E, 100 tane alim sayamıyor. Belki 200 bin alim vardır. E, Ümmeti Muhammed'in göz bebeği olmuş. Aleyhissalatü vesselam. ve onlardan 50 tane bile çıkmıyor bekar kalmış. Hayatları belli bunların. Ve onların da kimi sağlık nedeniyle evlenememiş. Bir kadın idare edemeyeceğini düşünmüştür. Hapishanelerden çıkmaya vakit bulamamıştır. Şu kitabı yazayım. Öyle mesela Bukhari'yi şerh edip öyle öyleyim diye evlenmeyi düşünmüştür Nebevi. 42 yaşında da vefat etti. Evlenmeyen alimlerin hiçbir yüz yaşını bulmadı zaten. Yani bunu örnek veremeyiz. İlimle Evliliği çelişiyor gibi göremeyiz. Sen beceremiyorsun. Böyle itiraf et. Eşimle anam babam arasında denge kurmak zorundayım. Tampon ben olurum. Yumruğu ben yerim. Eşimden yerim. Anamdan yerim. Birbirlerine yumruk temas ettirmem. E, zor. E, zor tabi. Helal ile haramı birbirine karıştırmayacağım. Dengeyi kuracağım. Dostlarla, arkadaşlarımla evim arasında denge kurmak zorundayım. Yani ben arkadaşlarla e oturup muhabbet edeceğim. Kur'an-ı Kerim arkadaşlarınız olsun buyurdu diye eşimi evlendiğimin haftasında yalnız bırakıp başka yurt dışına gezmeye mi gideceğim? Dengesizlik bu. Böyle bir dengesizlik olmuyor. Evliyim diye de arkadaşsızlık yaşayamam. Mescidimle camimle işim arasında dengesizlik olur mu? İşim var diye camiyi terk etmiyorum. Camiye gidiyorum diye dükkan açmıyorum. Bu da yanlış. Hatta ve hatta, hatta ve hatta yani kuru gıda ile Sıvı gıda arasında bile denge kuracağım. Sadece su içersem, sadece çorba içersem ishal olurum. Sadece kuru gıda, börek yersem de kabız olurum. Bir denge, hayat denge üzerine kurulmuş. Bu dünyada bizim bir dinimiz var. Yaşama mecburiyetimiz var. Ailemiz var, toplumumuz var, sıhhatimiz var, özel zevklerimiz, becerilerimiz var. Bak çok önemli bir son madde. Becerilerimiz. Yani Rabbim bana marangozluk kabiliyeti vermiş. Bunu da kör etmemem lazım. Bu bir sanat. Cumartesi, pazar evde boş duracak yerde komşuları da rahatsız etmeyecek bir marangozluk yapmam gerekiyor. Eğer onu verdiyse Allah bana. Şi şiir yazma kabiliyeti verdiyse onu da yani evet din hepsinin başında ama din demiyor ki sanatınızı öldürün. Aksi takdirde eğer sana Allah mesela güzel mimarlık kabiliyeti vermişti. Sen bunu kullanmıyorsan sen psikolojini bozacaksın zaman. E Allah'ın yarattığıyla oynadın sen çünkü. Allah insanlığa hizmet etsin diye sana kabiliyet vermiş. Bu kabiliyet mesela işte sanat kabiliyeti, mesela mimari kabiliyet, güzel konuşma kabiliyeti, güzel yazma kabiliyeti, helal resim çizme kabiliyeti, kabiliyetlerin körelmesi, psikolojinin bozulması gibi bir sonucu beraberinde getirecektir. Kardeşlerim, biz Allah'ın kullarıyız. Bu kulluğun gerekleri var. Allah bizi dünyanın halifeleri yarattı. Dünyayı imar etmek zorundayız. Bu da bizim görevimiz. Allah bizi imtihan edecek. Bu imtihanın getirdiği çetinlikler var. E elbette bunu da düşüneceğiz. Buna da hazırlıklı olacağız. Ve kıyamet günü biz hesap ödeyeceğiz. Rabbimizin huzuruna çıkacağız. E bunu da düşüneceğiz. İşte bunların hepsine biz denge diyoruz. Birini yakalayıp giden aklınca bir şey yapıyor. Aklınca bir şey yapıyor. Yani süper. Neden süper senin? sadece tesbih çekiyor. Öyle bir din peygamberden görmedik. Sen de niye görüyoruz? Sadece tesbih çekiyormuş. Üç ayları hiç kaçırmazmış. Git oradan. Git işine. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Ayşe anamın tutmadığı orucu sen niye tutuyorsun? Öyle bir şey yok. Sen iki ay, altmış gün oruç tutuyorsun. Ramazan'a gelince şeker komasına giriyorsun. Dengesizlik bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim başımızdır. Allah ile köprümüzdür ashab-ı kiram nasıl Müslümanlık yaşayacağımızın örneğidir. Bu kadar kolay. Bir denge olacak. Dengesizlikten sorun çıkar. Bu sorun işte sinirli Müslüman. Dışarıda evliya gibi, evde cellat gibi baba. Komşularıyla muhabbette bir araya gelince Allahu Ekber Ayşe annemizin fotokopisi geliniyle bir araya gelince Eşi benzeri bulunmaz zalim bir kaynana. Olmaz böyle bir şey. Bunların temelinde ne atıyor? Müslümanlığı ve insanlığın gereklerini dengesiz bir şekilde uçuk şartlarda yaşamaktan kaynaklanıyor. O uçuk şartlar Müslümanlıkta bile olsa suçtur. Ben çok ibaret yapıyorum. Az yap, akıllıca yap. Ve böylece sözlerinle eylemlerin arasında, gülmenle ciddiyetin arasında ve yaptığın işle planların arasında bir denge bulunsun. Aksi takdirde sen yanlış yaparsın. Yani çok iyi bir anne olursun, kötü bir kaynana olursun. Al sana dengesizlik. Çok iyi kaynanasın, kötü bir anasın. Dengesizlik. E razı edemiyorum. Allah'ı razı etsen onlar senden razı olurlardı. Cevabımız budur. Razı etmek için yalvarman gerekmiyor. Adil olman dengeli olman uçuk olmaman gerekiyor. Şimdi kardeşlerim hayatı ve müslümanlığı dengeli yaşamak için e, önemine bir e, vurgu yapan bir giriş yaptık diyelim. Çok kısa bir şekilde nelere dikkat edersem dengeyi sağlayabilirim. Hah, buna örnek vereyim. bir Senin yasan Allah'ın şeriatı olacak. Yani Müslümanca yaşamak diyebilirim buna. Buna dengenin bir numaralı şartı diyoruz. Çünkü sen yüzde Allah'ın şeriatını esas alarak yaşarsan bu şu demektir. Allah'ı razı ettin. Allah razı ettin mi? Seni razı etmeyeceğin kimse yoktur. Kendi içindeki dengeleri de sağlarsın. Aklını, ruhunu, cesedini, organlarını kendi kendine dengelemiş olursun. Çevrendekileri, evladın, arkadaşların, dostların, eşin, dostların, düşmanların hepsini dengede tutmuş olursun. Allah'a razı edemedikten sonra, temelde sen bir ayak üstünde durmadığın için, hiçbir şekilde dengeli yürüyemezsin zaten. Yani sen yer çekimi noktasından koptun, sıçrayarak yürüyeceksin, bir oraya sen deleyeceksin, bir buraya savrulacaksın. Buna çok dikkat ediyoruz. İkincisi, bir görüş, bir beklenti bir proje başlatmadan önce kesinlikle kendini tanımaya çalış. Okuma yazma bilmeyen birisinin kitap yazmaya kalkması ne demek? Metre kullanmayı bilmeyen, harç yoğurmayı bilmeyen birisinin apartman yapmaya kalkması ne demek? Bu nasıl komik bir şeyse kendisini tanımayan, kabiliyetlerini, becerilerini, allah Teala'nın ona lütfettiklerini bilmeyen birisinin filanca işe kalkışması da Allah'ın şeriatını ölçü aldık ya birinci mesele. İkinci meselede ne yapmak istiyorsun sen? Hafız olmak istiyorsun. Dur. Dur. Denge için bir bak, test ettir kendini. Olabilir misin, olamaz mısın? Bir psikoloğa git. Ben evlenebilir miyim, evlenemez miyim? Şu kadar tereddütlerim var diye Sor. Sor şu işi yaparım ben diye büyük konuşma. Ben size bir araba yaparım. Ya sen hiç direksiyona geçmemişsin. Araba nasıl yapacaksın ya? Ne Mesela yanma odası ne demek? Arabada söyle bakayım. Arabanın yanma odası ne demek? E ne bileyim e sen arabanın motoru nasıl çalışıyor bilmiyorsun demek ki. O zaman büyük konuşmayacaksın. E ne yapacağım peki? Haddini bileceksin. Haddini bildiğin işlerden başlayacaksın. O birinci basamak. O sana ikinci basamağı gösterecek. Oraya sıçrayacaksın. Oraya 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 sıçrayarak gideceksin. Ama hayalini en üstlerde tut. Ona bir itirazım yok. Hayalinle gerçekler arasında itidalle ol. Ve üçüncü bir nokta ahlakı bir numara kabul edeceksin hep. Yoksa kendinle çelişirsin. Komik duruma düşersin. Allah'a da tevekkül edeceksin. Sen vazifeni yaptın diye mutma insan. Kalbin rahatsa sabredip vaktinin gelmesini bekleyeceksin. Ne gibi Nisan ayında mı ekiliyor prasa, soğan? Ektin sen. E bu bir daha Ağustos'ta çıkacak. Nasıl Ağustos'ta çıkar ya? Ben dün ekmiştim, bugün çıktı diyor musun? Yok. Vaktinde ektik. Zamanı gelince sulamasını yapacağız, gübresini koyacağız. Selamun aleyküm. Benim işim bitti. Ağustos'ta da tahsil yapacağım. Mahsulatımı alacağım. İşlere böyle bakacaksın. Buna sabır diyoruz. Ve şimdi inşallah zor anlaşılmayacak bir konu söylemek istiyorum. Anlamak istemeyen anlamayabilir tabi. Kendine de acıyacaksın. Eğer kendine acımazsan psikolojin bozulur. Ektin, biçtin, okudun, yazdın, çalıştın, para biriktirdin. Şimdi kendine acı. Ne demek kendine acı? Rahat et biraz. Dünyanın sahibi sen değilsin. Kaderi sen yazmadın. Kendine acıyacaksın. Dolayısıyla sağlığına önem vermiş olacaksın. Ah vah diye saat geçirmeyeceksin. Çalıştık. Vaktinde oradaydık. Gerekeni yaptık. Ödememizi yaptık terimizi de sildik güzelce. Selamun Aleyküm. Benim işim bitti. Olmaz, olmaz, olmaz. Ne yapayım? Dünyayı ben mi yarattım? Diyeceksin. Buna biz kendine acımak diyoruz. Kendine de acımasını bileceksin. Kendime acıyorum diye uzlete de kaçmayacağım. Yani ne demek uzlet? Bırak insanları, bırak toplumu, kapat kapıları, perdeleri de kapat. Yok, toplumdayız. İyisiyle kötüsüyle bu toplumun içindeyiz. Ama toplum bizi sürüklemiyor. Ana eksen evimiz. Ama bakkala da gidiyoruz. Markete de gidiyoruz. Vakit geçirmek için AVM'ye gitmiyoruz. İşimiz varsa işimizi görmeye gidiyoruz. Ben kendime ceket alıyorum. Başkasında gördüm güzel diye değil. Cekete ihtiyacım var diye. Böylece kendime acımış oluyorum. Yani kendime de kıymet veriyorum yıpratmıyorum kendimi. Bu kardeşlerim sistemle dengeyi sağladığımız zaman her şeyden evvel Allah'ın nazarında biz vazifemizi yaptık demektir. Kul olarak bu kadardı bizim bizden istenen bu. Sabah namazı dedi Allah oradaydım. Namazdan çık işe git dedi oradaydım. Evlen dedi evlendim. Hanıma hamile kalsın dedi kaldı. Sen çocuğa rızık getir dedi getirdim. Çocuk seni kötü örnek olarak görmesin. Abdestli namazlı ol helalle, Kötü komşular, kötü akrabalar evine gelmesin dedi. Yaptım. Çocuğa Allah var, peygamber var. Fiiliyatla, edebiyatla değil. Öğrettim. Kötülükten çocuğu engelledim. Geldi çocuk 20 yaşına. Çok ciddi pusula değişikliği göstermeye başladı. Üzülürüm, üzülürüm elbette. Kendimi kahreder miyim? Etmem. Acırım kendime. Geçmişe döndüğümde bir hata görmüyorum çünkü. E Nuh Aleyhisselam'a da bakıyorum ben. Ben helal yedim, helal yaptım, haramdan yüzde yüz kaçtım. Uyduruk bir fetva bile aramadım. Her şeyin en takvacısını aradım. Eşimle problemim oldu. Ben kendime acırım. Eşim bana şu zulmü yaptın demiyor. Sevemiyorum seni diyor. Haydi selamun aleyküm. Allah'a emanet ol. Ben rahatım. Aksi takdirde kendimi yıpratırım. Kendimi yıprattığım zaman şeytan memnun olur. Allah'ı üzerim. Kendimi yıpratmak bir ibadet çeşidi değil. Yeter ki ortadaki sonuç benim hatalarım yüzünden olmasın. Benim hatam yüzündense onun da kolayı var. İstiğfar ederim, telafi etmeye çalışırım. والحمد لله رب العالمين